Arkadaşlar merhaba. YouTube'da elektromanyetizma üzerine bir bilmece sormuştuk. Bilmecemiz şöyleydi. Kutupların nerede olduğunu bilmediğimiz bir mıknatısımız vardı. Bu mıknatısın üzerine bobin sarmıştık. Bobinimiz yeterince boşlukluydu. Bir doğru akım üç kaynağına da bunu bağlamıştık. Akım akıttığımız anda anahtara basıp akım akıttığımız anda bobinimiz şöyle bir konum alıyordu. Bilmecemizde mıknatısın kutuplama yönü neresi onu soruyorduk. Yani mıknatısımızın enes kutupları şöyle mi, şöyle mi, şöyle mi onu da soruyoruz. Bu soruya iki şekilde yaklaşabiliriz. İkisi de sonuçta aynı noktadan ilham alıyor. F eşittir B çarpı I çarpı D. Bunlar vektörel bir büyüklük, akımımız, maif kalan ve kuvvet. Şimdi şunu ve şuradaki olayı yorumlayarak çözüme gidelim. Peki arkadaşlar, eğer şu sargılar şöyle bir konum aldıysa, şunu yukarı doğru çeken bir F kuvveti var, şunu da aşağı doğru çeken bir F kuvveti var. Yani şu artı F ise şu eksi F. Böyle bir kuvvet uygulanırsa şu sargılar şu pozisyona gelir. Aslında şunlara çarpmasaydı bu boyun yapmak istediği hareket şu, şuraya gelmekti. Şimdi şu bağlantı şöyle, şu bağlantı şunu diyor aslında. Bir tel parçamız var. Bu tel parçasından bir akım akıtıyoruz. İyi akım var. Buna bu bir B aksı telimiz bir manyetik alan içinde olsun. Bu alanda içinden akan akıların yoğunluğu da B olsun diyor. Bu şartlar altında şöyle bir F kuvveti oluşur diyor. Bunlar 90 derece olsun. O zaman şimdi yorumlayalım. Şuradaki şimdi akımımız şöyle akıyor olsun. Demek ki şu tel parçamız akan akım şöyle dolaştı, şöyle geldi, şöyle geldi, şurada da şuraya bakıyor. Şuradan bir tel parçasını alıp şuraya koyalım. Şimdi F kuvveti bakın yukarıydı, bizde sağa doğruydu. Şuna benzetmek için şunu, şu akım yönü değişmesin. Çünkü doğru. F kuvveti aşağı doğru olunca şu B de şunu 90 derece çevirince şöyle olur. Şuradaki tel parçasını şuraya koydum. İçinden geçen akım böyle. F kuvvetine şu şöyle aşağı indiriyor. Şöyle yukarı gidiyor. F kuvvetini burada alabilmek için şunu şöyle çevirdiğim zaman şu grafik şuna dönüşüyor. Şimdi bu grafikte diyor ki B manyetik akı yoğunluğu yönü şöyledir. O halde sorusunun cevabı belli oldu. Şu bizim mıknatısımızda
bizim kutup, yatsız odun kutupları şu yüzeye gelmiş. Eğer kutup yüzeyleri böyle olursa, şöyle bir akım yaptığımız zaman şu bobin şöyle dönmek ister. Peki daha başka nasıl yorumlayabiliriz? Onu da sezgisel açıklayalım, sözel olarak açıklayalım. Bir tane mıknatısımız olsun. Mesela en kutu böyle, es kutu böyle olsun. Sabit olsun, oynayamasın. İkinci bir mıknatısı. Buna doğru yaklaştırırsak, bu mıknatısı ya itmek ister, elinizde hissederiz o kuvveti, ya da mıknatıslar birbirini çekmek ister. Eğer bu rahat dönebilen bir mıknatıssa, yani parmaklarınızda böyle narin şekilde tutuyorsak, daima mıknatıslar birbirini çekecek şekilde mıknatısı döndürmeye çalışır. Yani siz şöyle bir mıknatıs yaklaştırıyor olsanız bile bunlar birbirini iter ve es kutbunu şuraya, en kutbunu buraya olacak şekilde korunlar ve bunlar birbirine yapışır. Şimdi aynı mantığı şuraya uygulayalım. Eğer şu köşelere çarpmasaydı bu bobin şöyle bir konum alacaktı. Yani şu daha da bölüp şöyle konumlanacaktı. Şu köşeler çarptığı için yapamadı o hareketi. Şimdi bir de şöyle bir bobinimiz olsun. Bunu şu şekilde kavrayalım. Sol elimle tuttuğum zaman akım şu parmaklarımın yönünde aksın. Bu durumda F manyetik alanın yönü şöyle olur. En kutbunu gösteriyordu galiba. Elim değil. Neyse sorumuzda zaten en ve S kutbunu sormuyoruz. Yerlerini soruyorduk. Şimdi iki mıknatısından biri sabitse öbürü konumu değiştirebiliyorsa şu bobinler akıtınca bu mıknatıs haline geldi. Konum değiştirdi. Eğer şu yönde, şuradan da şöyle bir bobinin şu yönde, daha doğrusu şu doğrultuda bir manik alan oluşturacağını biliyoruz. Bu halde dönme hareketi yaptıysa bizim mıknatısımızın da kutup yönleri şurası olmalı ki şuradaki durum olsun. Dolayısıyla mıknatısımızın şu yan yüzeyleri bizim kutuplarımızmış. Arkadaşlar bence çok güzel bir örnek bu. Örnek bir bilmece bu. Buradan edindiğimiz düşünce şekliyle elinize geçen herhangi bir mıknatısın kutup yönlerini tespit edebilirsiniz. İkinci bir mıknatıs da itme ve çekme kuvvetlerinden yararlanarak kutupları tespit ederim demek biraz sıkıntılı. Çünkü şurası en kutbuysa, şurası es kutbuysa, şuralarda da, şu bölgelerde de kutup itme ve çekme kuvvetleri görebilirsiniz. Görürsünüz daha doğrusu. Dolayısıyla sizi yanlış şekilde sonuca ulaştırabilir. En güzel teknik, bu teknik belki pusulayla uzaktan bakmakta bir başka çözüm olabilir. Görüşmek üzere.